Merhaba sevgili akrepler 8-15 Aralık haftasını hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu hafta gökyüzünde oldukça ilginç güzel etkiler söz konusu. Onlara geçmeden önce önemli bir gezegen hareketinden bahsetmek istiyorum. Sizin gezegeniniz Mars 7 Aralık'ta Başak Burcu'ndan ayrılarak Terazi Burcu'na geçiş yaptı. Ve uzunca bir süre Mars 27 Temmuz 2014'e kadar Terazi Burcu'nda kalacak. Bu süre içerisinde 1 Mart-20 Mayıs arasında retro harekette bulunacak. Sizin gezegeniniz olduğu için sizi birebir bir etkileyecektir tabi sevgili Akrepler. Mars terazi burcunda çok rahat değildir, düşük olduğu bir pozisyondadır. Dolayısıyla enerjisini çok fazla dışarıya yansıtamaz. İlişkiler, ortaklıklar konusuna daha fazla enerji harcar. Ancak o konularda da uyum ve denge sağlamakta zorlanabilir. Bu durumda tabii sizin özellikle hayatınızda, iş alanında, ilişkiler alanında veya sağlığınızla ilgili konularda zaman zaman zayıflıklara ve sorunlara neden olabilir. Özellikle retro hareket ettiği dönem içerisinde bunlar daha fazla gün gündemde olabilir. Bu uzun süreli bir hareket dönem dönem Mars'ın seyirindeki gelişmelerden sizi tekrar haberdar edeceğiz sevgili akrepler. Haftanın geneline döndüğümüzde bu hafta geçtiğimiz hafta yay burcunda doğan yeni ayın etkilerini daha hızlı bir şekilde yaşamaya başlayabiliriz. 10 Aralık'ta Merkür Uranüs arasında üçgen bir açı var. Merkür Yay burcunda, Uranüs Koç burcunda. ikisi arasındaki üçgen açı sevgili Akrepler, sizin için de belki çalışma koşullarınızda, iş hayatınızda özellikle maddi konularla ilgili bazı küçük sürprizler getirebilir. Bunlar sizi günlük rahatlatacak güzel gelişmeler olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili bazı heyecanlı e, haberler duyabilirsiniz e, gününüz biraz hareketlenebilir e, 13 Aralık e, sizin için gerçekten çok güzel bir gün yılın en güzel günlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz sevgili akrepler burcunuzdaki Satürn yengeç burcundaki e, Jüpiter'le üçgen açı yapacak e, Bu da sizi birebir etkiliyor özellikle e, yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa iş için olabilir eğitim için olabilir yüksek öğrenim kişisel gelişimle ilgili işler hukuksal işleriniz veya yapmak istediğiniz bir seyahat varsa bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni girişimler başlangıçlar için de çok destekleyici bir görünüm. Çünkü Jüpiter 3 üç, Satürn üçgen açıları özellikle uzun vadeli istikrar gerektiren işlerde çok destekleyici olacaktır. Başarı ve şans veren bir görünümdür. Siz de bu etki altında yeni girişimlerde rahatlıkla bulunabilirsiniz. Süre gelen işlerin ünüzde de güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Haftada haftanın e, seyrine baktığımızda ayın pozisyonlarına göre baktığımızda hafta başında Pazar ve Pazartesi günleri ay balık burcunda olacak ay balık burcundayken sevgili akrepler biraz daha duygusal hayatınız öne çıkabilir hayatın zevkli yanlarıyla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz Hafta sonu çocuklarınızla birlikte olabilir veya duygusal yakınlık kurduğunuz kişilerle. E, romantik saatler geçirebilirsiniz. E, hobileri olanların e, hobileriyle ilgilenmek için veya sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek için de yine e, pazar pazartesi günleri uygun olacaktır. Salı günlerin, gününden itibaren ay koç burcuna geçiş yapacak. Ayın koç burcuna geçiş yapmasıyla birlikte günlük hayatınız biraz hızlanabilir. Günlük işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Evde veya ofiste yapılması gereken işler, birikmiş işler, sorumluluklar biraz öne çıkabilir. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili bazı kontroller, e, tedaviler e, yapmanız da mümkün. E, hafta sonuna doğru cuma cumartesi günü ay boğa burcuna geçiş yapacak. Sizin için de ilişkiler, karşınızdaki kişiler veya eşiniz biraz daha öne çıkacaktır. Sevgili akrepler güzel bir haftadayız. Özellikle Jüpiter-Satürn üçgen açısını değerlendirmeye çalışalım. Hem özel hayatımız için hem iş hayatımız için çok destekleyici olabilecek bir görünüm. Bu hafta hepinize güzel günler, başarılar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.